Padre. Emredin Yüce Efendi. Sana verdiğim defterdeki listeden iki kişiyi daha öldürmeni istiyorum. Emredersiniz. Sizin de desteğinizle İstanbul yarın tarihi günlerinden birini yaşayacak efendiler. İki ayrı uçtan, iki farklı cenahtan yüz binleri bulan cenaze törenleri düzenlenecek. Efendi Cemil. Yüce Efendi. Cenazelerde çok sayıda provokatör istiyorum. Hiç merak etmeyin. Elimizde öyle adamlar var ki en barışçıl gösteriyi bile bir savaş alanına çevirebilirler. Güzel. İhtiyacımız olan tam da bu zaten. Yarın İstanbul mutlaka kan gölüne dönmeli. Beni anlıyor musun Efendi Cemil? Elbette anlıyorum Yüce Efendi. Sana gelince Server. Dinliyorum Yüce Efendi. Her iki gazete de yangına körükle gitmeli. Olayları yatıştırmak yerine bilakis tansiyonu yukarıda tutmalı. Merak buyurmayınız Efendi Miloş. İstediklerinizden de fazlasını alacaksınız. Sizlere güveniyorum efendiler. Osmanlı ile girdiğimiz bu son ve en büyük savaştan zaferle ayrılmamız lazım. Yüzümü kara çıkartmayacağınızı umuyorum. Usta Bey, malumun sultanımız bu konuya fazla ehemmiyet veriyor. Anlıyorum paşam. Fakat her bir satıra başka bir şifre sistemi koymuşlar. Çözmek gerçekten çok zor. Bize biraz vakit gerekiyor. Usta Bey, bizde her şey var da bir tek zaman yok. Devletin bekası için bu isimleri bir an önce ortaya çıkarman gerekiyor Usta Bey. Anlıyorum paşam. İkinci ve üçüncü isimleri bir an önce bul ki devletimize sarmış olan bu kardeşler teşkilatını bünyemizden bir an önce söküp atalım. Anlaşıldı paşam. Gerekirse hiç uyumadan bu şifreyi çözeceğim. Güzel Usta Bey, güzel. Özür dilemeye geldim. Sen özür dileyecek ne yaptın ki Mustafa? Dün gece olanlar için. Dün gece ne oldu ki Mustafa? Sen her zamanki gibi eve geldin, yemeğini yedin. Sonra Farah geldi, ikiniz çıktınız. Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Ama devlet büyük bir tehlike altındaydı ve yapacak hiçbir şeyim yoktu, bana inan. Sen de devleti kurtarmaya gittin. Farah'la beraber. Bu konuda haksızlık ediyorsun. Üzgünüm, elimden başka türlüsü gelmiyor. Bak, beni affettiğini söylersen bunların hepsini telafi edeceğim. Söz. Ya bugün de gitmen gerekirse Mustafa? Bu gece gitmem gerekmeyecek. Eğer bir şey olursa Gazanfer gidecek, birileri gidecek ama ben gitmeyeceğim. Anlaştık mı? Sana inanıyorum.
Ne olursa olsun bu gece evden çıkmayacağım. Söz. Ama bu gece de gidersen seni asla affetmem. Güvenini boşa çıkarmayacağım. Göreceksin. İnşallah. Kardeşim. İyi iş çıkardın. Ben vazifemizi yaptım be Mustafa'm. Anlasınlar der saadette iş çevirmek neymiş şerefsizler. Zannediyorlar ki biz istediğimiz zaman istediğimiz yerde bir iş yapamayız. Yalnız vazifen olmayan bir iş daha yapmışsın. E oraya kadar gidip o işi halletmeden gelmek olmazdı. Sonra kızardın oğlum sen bana. Ben kralın Nitsa'dayken bu şerefsizler boş durmamışlar Mustafa'm. Sonra Hekim Hayrullah öldükten sonra İttihatçı cephesinden Femiye Şeref Efendi ile diğer cenahtan Fatih Camii'm olan Yakup İzzet Efendi'yi de öldürdüler. Gazeteci Fehmi Yaşar, Fatih Camii imamı Yakup Halil. Buyurun. Fatih Camisi imamı Yakup Halil Efendi'yi öldürdüler. Fatih Camisi imamı Yakup Halil Efendi'yi öldürdüler. Yine bizden bir adım öndeler Mustafa. Halkı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Eğer tedbir almazsak İstanbul'da daha büyük felaketler olabilir. Tam düşündüğüm gibi sokak karıştı Sığırlar. Halk sokağa döküldü mü o ülkede dirlik biter Efendi Cemil. Yarınki gazeteler provokasyonu artırmalı Server. İki tarafta diğerini suçlamalı ve tahrik etmeli ki çatışma ortamı artsın. Ayrıca iki cenaze de İstanbul'un gördüğü en kalabalık cenazeler olmalı. Orada yakacağımız bir fitil tüm ülkeyi yangın yerine çevirecektir. Göreceksiniz. Öyle de oldu Ali. Cenazelerde görülmemiş kalabalıklar toplandı. Aralarındaki provokatörler yüzünden şehir karıştı. Anca birkaç güne durdurabildik. Yoksa dün burada kan gövdeyi götürecekti. Çözdüm usta. Az kaldı. Pertev gazetesinden Feriha Hanım.
bizim yetiştirmemiz. Feriha Hanım, ha? Feriha Nur Hanım'a bakmıştım. Şimdi çıktı. Feriha Hanım.
Buyurun benim. Gidelim. Bora. Gidelim. Hadi. Hadi. Hanım, iyi misiniz? İyiyim. İyiyim ben. Ne oldu bana? Yardım edin! Yardım edin! Sede'ye yata çabuk. Yardım edin. Ameliyathane adına in hemen. Çabuk! Geçmişti pek hatırlayamıyorum ama durumu nasıl? Bilmiyorum. Zavallı kız, benim için hayatını tehlikeye attı. Ne olur söyleyin, iyi mi? O sizin kızınız.
yaşayacak. Bu defterde yazan herkesi sırayla öldüreceksin padre. Emredersiniz. Burada ismi yazan herkesi öldürmemi istediğinizden emin misiniz efendim? Başlamak için emrimi bekle. O defterde kimlerin ismi yazıyor Yüce Efendi? Yakında ölecek birçok kişinin adı yazıyor. Bana o isimleri söylemediğinize göre sizi hayal kırıklığına uğratmış, bir şey yapmış olmalıyım. Başarımıza... Hangi başarımıza? Hayal kırıklığına uğrasaydım, senden defterdeki yazıları gizlemezdim. Defterin varlığını gizlerdim efendi Cemil. Neden yaptın Farah? Neden geldin oraya? Neden kendini feda etmeyi tercih ettin? Eğer isteseydin, ben kendimi senin için feda ederdim. Eğer isteseydin, ben senin için seve seve ölürdüm. Benim içimde hiçbir şey yok. Bomboş. Soğuk. Hissiz benim içim. Bir tek sen varsın benim içimde. İçimdeki tek varlık sensin. Ölme Farah. Ne olur ölme.
Sen olmazsan ben olamam. Sen olmazsan ben yalnızca karanlıktan ibaretim Farah. Ameliyathaneden yeni çıkan bayan ne tarafta? Koridorun solundaki tarafta amirim. Sakın öleyim deme. Mustafa. Farah. Söyle. Asla bırakmayacağım. Söz. Ne pahasına olursa olsun seni bırakmayacağım. Böyle sevmen için her şeyimi verirdim. Gel. Nerede kaldın efendi Cemil? Geciktim. Özür dilerim Yüce Efendi. Artık burada işimiz bitti. Son bir kişi daha ölecek. Ve biz ertesi gün İstanbul'dan ayrılmış olacağız. Ölecek son kişi kim acaba Yüce Efendi? Gel. Belki sen söylersin bana öldürülecek son kişiyi Padre.
Bu gece söylerim. Kızım, nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Ne olur sakin ol biraz. Ben bulurum kalacak bir yerde de. Bekir efendi, Allah rızası için bir şey söylesene. Allah'ın adını verdin, akan sular durdu. Leyla Hanım yenge, melek kanattım üzme, evi terk etme. Hem filin tamirim duyarsa derimi yüzüp çizme yapar ayaklarına. Allah muhafaza. Dadı çekil önümden. Kızım ne olur sakin ol. Ne oluyor burada? Sen beni sevmiyorsun. Senin aklında, kalbinde hala o kadınla Mustafa. Mustafa, sen beni sevmiyorsun. Ne diyorsun sen? Boşa beni Mustafa. Yalvarıyorum, boşa beni. Olmaz. Mustafa, ben bu evde Kadı Efendi'nin emanesi olarak kalmayacağım. Boşa beni. Ben gidiyorum. Leyla. Gitme. Kızım! Leyla, ne olur! Leyla! Ne olursun kızım, gitme! Onu kaybettim Ali. Leyla'yı kaybettim. O kız bunların hiçbirini hak etmiyordu. Bütün bu olanların hepsi benim suçum. Doğru Mustafa'm. Senin suçun. Ben nasıl bir adam oldum Ali? Sen de herkes gibi bir adam olursun be Mustafa'm. Herkes gibi. Bu olanların hepsi de senin suçun. Evet, Leyla bacımın da hiçbir günahı yok ama... Ama gönül ferman dinlemiyor ki Mustafa'm. Dinlemeli. Dinlemeli. Her gece dua ediyorum. Kaç vakittir Allah'ıma yalvarıyorum. Beni Leyla'nın yoluna sok diyorum. Ona bakıyorum. Öylece bakıyorum. Belki kalbim atar diyorum. Ama olmuyor. Olmayınca olmuyor. Babamızın vasiyetidir dedim. Göz gördükçe gönül sever belki dedim. Ama bir şey var. Kalbimin bütün kapılarının Leyla'ya kapıdan bir şey. Ben uyuyamıyorum Ali. Kaç zamandır uyuyamıyorum. Hep aynı soruyu soruyorum kendime. Ben ne günah işledim? Bu nasıl bir imtihan? Bu nasıl bir imtihan Ali? Aşk da Allah'tan. Gönlümüze aşkı koyan da Allah. Onun takdiri be Mustafa'm. Ellerinde babamızın kanı olan birine gönlüm kayamaz benim. Kayamaz. Ben evli bir adamım Ali. Nikahlı biriyim. Ve şu an yapmam gereken tek şey gidip karımı evine geri getirmek. Getir Mustafa'm. Gelir mi artık onu bile bilmiyorum ki. Gönlünde Farah varken bunun ne önemi var be Mustafa'm? Ha? Thank you.
İndir o silahı. Bugünü çok bekledim. Seni gebertirken gözlerinin içine bakmak istiyorum. Demek beni öldürürken gözlerime bakmak istiyorsun ha Celal? Ama sanırım sana bunu ben yapacağım. Duruma bakılırsa öldürülecek olan son kişi benim. Yüce Efendi İstanbul'dan ayrılırken yanında safra istememiş. Besmelle. Belli ki. Ancak artık Yüce Efendi'nin İstanbul'dan ayrılabileceğinden pek emin değilim. Beni de Mustafa hanginiz? Benim. Bu mektubu sana vermemi söylediler. Kim söyledi? Evet. Yüce Efendi İstanbul'dan kolay kolay ayrılamayacak. Neden biliyor musun? Çünkü bana ihanet ettiğini öğrendiğim zaman Filinta Mustafa'ya bir mektup yazdım. Şu sıralar eline geçmiş olmalı. Miloş her zamanki gibi Kenan Efendi olarak tekkede çile odasındadır. Karşısında Filinta Mustafa'yı görünce bakalım ne yapacak. Ne yazık ki bunu sen göremeyeceksin Celal. Çık dışarı Kenan Efendi. Artık saklanacak yerin kalmadı. Kenan Efendi mi desem yoksa Efendi Miloş mu? Artık oyun bitti. Allah'ım sen beni affet. Sen bilirsin. Thank you.
Sen benim yetiştirdiğim en yetenekli talebemsin. Baş eserimsin sen. Bundan sonra görev sende. Affetmiş gibi yap ve evine geri dön. Sana haber yolladığımda Mustafa'yı öldüreceksin.